5. kattaki evinin camından atlayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut. Bütün sevenlerin aslında yasa boğdu. Ailesi hala onun bilerek ve isteyerek yaşamına son vereceğine inanmak dahi istemiyor. Teyzesi Kübra'nın bir gün önce sevgilisinden ayrılmasına dikkatleri çekti. Suçlanan sevgili de birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını paylaştı. "Gitmeyeceğim demiştin" diyerek sitem etti. Arkasında bir veda mektubu bırakıp yaşamına son verdi. Onun ölümünü hala kabullenmeyen ailesi, fenomen Kübra Aykut'un sevgilisini işaret etti. Bir gün önce mi ya o gün mü ne, o çocuktan ayrılıyor. Duyduğuma göre işte ertesi gün herhalde de bu olay oluyor. Henüz 26 yaşındaydı Kübra Aykut. Üstelik hayatının baharında aynı kendi gibi eğlenceli, dop dolu içerikler çekiyordu. Hatta çektiği damatsız düğün içeriğiyle de ünü yakalamıştı. Ancak bunların hiçbiri onu mutlu etmeye yetmedi. Annesi de ben de çok sevdiğimiz için, yani bizim dünyamız iki evi bir gülüydü. Çok cıvıl cıvıl, hayat dolu. Yani bizlere çok düşkün, biz ona çok düşkün. Bilemiyorum neden böyle oldu. Hayallerine ulaştığı bir hayatı var gibi görünüyordu. Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'yla da mutlu bir ilişkisi vardı. Olay gecesi evini baştan sona temizlediği bu görüntüleri paylaştı. Birkaç saat sonra da 5. kattaki evinin camından aşağıya bıraktı kendini. Kübra'dan geriye ise bıraktığı veda mektubu kaldı. "Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum. Kimse görmedi. Kendimi çok seven ben, kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi." Ancak genç kızın yazdığı bu veda mektubu ailesini inandıramadı. Öyle ki teyze Ayşe Şentürk, yeğeninin sevgilisiyle problemleri olduğunu iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Şimdi bir sevgilisinin olduğunu söyledi. Ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum. Ben dedim ki hayatım, kızım dedim, bak öyle bir sevgili olmaz. İşte bir gün önce mi ya o gün mü ne, o çocuktan ayrılıyor." Diğer aile üyelerinin düşüncesi de farklı değildi. Hiçbiri çevresine ışık saçan Kübra'nın böyle kolay pes edeceğine ihtimal vermiyordu. Hayatı seven bir çocuktu. Hayatı dolu dolu yaşayan bir çocuk nasıl böyle bir şey yaptı? Bunu bilemiyoruz. Şüphelendikleri Enes Çetinkaya da bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Kübra ile olan fotoğraf ve videolarını paylaştı. Acı dolu sitemini de "bırakıp gittin" notuyla dile getirdi. "Gitmeyeceğim, seni üzmeyeceğim. Sen bir çalır gelmemezlik etmeyeceğim. İki elim kanda olsa bu cihanda sadece seni seveceğim." Tüm bu soru işaretlerinin arasında genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere baba ocağı Bursa'ya götürüldü. Cenazesine yakın arkadaşları Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra birçok fenomen katıldı. Kübra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.